Herkese merhabalar. Ben Drone Market Tarım Teknolojileri Müdürü Fatih Başoğlu. Merhabalar. Ben de Teknik Servis Sorumlusu Muhammed Hasan Akçeşme. Bugün DJI'nin yeni geliştirmiş olduğu Agra serisindeki T40 modelini inceleyeceğiz. T40 şu an yanımızda bulunuyor Muhammed. Evet, çok güzel bir cihaz olmuş. Evet, gerçekten benim de beğendiğim bir cihaz olmuş. Drone özelliklerinden bahsedelim. DJI Agras T40, 40 litrelik hacme sahip bir drone. 10 dakikalık süre zarfında 40 dekarlık alanın ilaçlamasını sağlayabilen bir sistem. Tabi sadece ilaçlama yapmıyor, beraberinde gübreleme, serpme veya işte tohumlama gibi bahsettiğimiz durumlarda da kullanılabiliyor. Evet. Aslında her şeyin bir arada bulunduğu bir platform olarak bahsedebiliriz. DJI Agras T40'ın üzerine gübreleme kitini veya serpme kitini bağladığımız zaman kendisi 50 kilograma kadar yük kapasitesini kaldırabiliyor. Yani biz 70 litrelik bir hacmi var tabii ki o deponun. Fakat 50 kilogramlık bir gübre veya işte tohum yükünü sistem kaldırabilmektedir. Beraberinde sistem artık daha da geliştirilmiş bir engelden kaçınma veya işte engele çarpmama durumlarıyla donatılmıştır. Bunun için aktif faz dizili dediğimiz radar teknolojisi mevcuttur. Beraberinde ikili görüş sistemiyle birlikte aslında sadece radardan gelen veriyle değil de sistemin üzerinde bulunan kamera sisteminden de veri alarak engelden kaçınmayı veya işte yüzey takibini sistem gerçekleştirebilmektedir. Ardından bizim standart olarak bildiğimiz aslında işte T-Jet nozullar kullanıyorduk veya farklı tip nozullar kullanıyorduk. Nozul teknolojisi artık T40 ile birlikte ortadan kalktı. Ne oldu? Bizim atomizer nozul dediğimiz, atomizer sistem dediğimiz nozul teknolojisi aslında nozul değiştirmeden tanecik boyutunu ayarlayabildiğimiz bir sistem haline gelmiş oldu T40'la birlikte. Evet, bizim de en çok beğendiğimiz özelliklerden biri aslında bu oldu. Çift atomizer sistemiyle artık tarlada tıkanma sorununa bir çözüm buldu diyecek. Evet. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bu kapsamda drone'umuz sadece ilaçlama ve gübreleme yapmıyor aslında. Yani demin de bahsettiğimiz gibi bu drone her şeyin bir arada bulunduğu bir platform. Haritalamasını kendisi yapıyor. Dilersek onları da bir sonraki videolarda göstereceğiz. Dilersek sistemi haritalama amaçlı kullanıyoruz. Arazinin tamamını haritalama ihtiyacı yok da sadece sınırlar üzerinden geçerek, sınırların fotoğraflarını çekerek de bir haritalama gerçekleştirebiliyor sistem. Beraberinde demin de bahsettiğimiz gibi spreyleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Ardından serpme, gübreleme işlemlerini de sistem tek bir platform üzerinde gerçekleştirebilmektedir. Beraberinde IPX6K olarak bahsettiğimiz bir korumayla donatılmıştır. Bu da suya ve toza karşı duyarlılık ve korunma sağlamaktadır. Ve sistem daha hızlı şarj olabilmesi için ve beraberinde şarj olurken de hızlı soğuyabilmesi için ardında daha az enerji tüketimi için farklı bir elektronik sistemle donatılmıştır diyebiliriz. Evet. Muhammed. Yavaştan istersen kutumuzu açalım ve karşımıza çıksın. Söyleyebilir miyiz? DJI bu cihazı çok güzel yapmış. Evet. Çok yönlü bir cihaz olmuş. Kesinlikle katılıyorum Muhammed. Yani bizim zaten hali hazırda sahada işte önceki sistemlerde Phantom 4 RTK, evet, kurgusu, işte RTK istasyonu kurgusu vesaire, bunlar gerçekten bir maliyet gerektiriyordu. Evet. Yani girdisi çok oluyordu. Ama T40 ile birlikte aslında o diğer alacağımız ekipmanların da önüne geçilmiş ve sistem hali hazırda bizim çok kaliteli bilgisayarlarda yaptırabildiğimiz haritalama operasyonunu bir kumanda içerisine sığdırmış. Birazdan zaten detaylı olarak kesinlikle İnceleyeceğiz. Evet. Öyle. Hadi Muhammed, o zaman kutumuzu açalım. Şöyle alabiliriz. Evet. Kutumuzu ilk açtığımız zaman hava soğutmalı sistem olarak bahsettiğimiz sistemin aslında iskeleti önümüze çıkıyor. Bunu ilerleyen zamanlarda zaten özellikle inceleyeceğiz. Bunu alıyoruz. İlk köpük katmanımızı aldıktan sonra DJI Agras T40 karşımıza çıkıyor. Evet, DJI Agras T40 Muhammed ikili motor tasarımına sahip bir sistem. İkili motor tasarımı ile birlikte sistem aslında daha büyük bir hacmi daha küçük hale getiriyor. Yani nasıl yani? Biz hali hazırdaki bir ağırlığı kaldırabilmemiz için çok daha fazla işte pervane ve motora ihtiyacımız var. Eğer DJI bu sistemi 8 motoru ayrı 8 kolda olarak yapmış olsaydı bizim herhangi bir araca sığdıramayacağımız ya da işte operasyonu kolaylıkla sağlayamayacağımız bir sistem ortaya çıkardı. T40 sisteminde bir kol üzerinde 2 adet motor bulunmaktadır. Bunun da en büyük avantajı zaten alandan kazanç sağlamaktadır. Ve DJI aslında diğer firmaların cesaret edemediği bir teknolojiyle bir kol üzerinde 2 motor kullanarak daha küçük alan kaplayıp daha kolaylıkla taşınabilirlik ve daha operasyonellik sağlamış diye söyleyebiliriz. Minimum alanda maksimum verim almayı hedeflemiş aslında. Kesinlikle, çok kesinlikle. Da
Verimli olmuş. Şimdi drone'umuzu alalım bir sonraki köpüğün üzerinden. Drone'umuzu genellikle bizler kollar veya motorların üzerine fazla kuvvet uygulamadan kaldırabiliriz. Bir sonraki koruma köpüğümüzü kaldırdığımız zaman ise artık drone'u uçurabileceğimiz kumanda sisteminin bulunduğu bir kutu ortaya çıkmaktadır. DJI T30 ile birlikte zaten bir koruma köpüğü veya işte bir kutu veya bir case kullanmaya gitmişti. T40'ta da aynı case'i görüyoruz. Bunu da zaten içeriğini birazdan inceleyeceğiz. Diğer Agras serilerinde sistem üzerinde bir pervane ve kolları koruyabildiğimiz bir köpük geliyordu. Artık T40 ile birlikte onu ortadan kaldırdı DJI. Neden? Çünkü bizim çiftçilerimiz veya işte kullanıcılarımız bu köpüklerle sürekli çıkartak yaptığı zaman aslında köpük artık işlevini kaybediyordu. Sahada kaybolma durumları oluyordu. Kesinlikle, yani bunlar çiftçimiz için sıkıntı oluyordu. Sürekli işte yedek parça olarak talep geliyordu. Evet. DJI T40 ile birlikte onları ortadan kaldırmış ve aslında bir lastik kullanarak pervaneleri düzgün bir şekilde muhafaza etmeyi sağlamış. Bu lastikler tabii ki nasıl çıkıyor? Burada gördüğümüz klipse yandan bastığımız zaman artık lastiği elimize alabiliyoruz. Tabii lastikler çok önemli. Bunları da kaybetmememiz gerekmektedir. Diğerini de açalım istersen Muhammed. Onu da ben alayım. Tabii. Şimdi sistem demin de bahsettiğimiz gibi ikili bir motor tasarımına sahip. Tabii ikili motor tasarımına sahip. Burada eskiden biz işte drone'ları teslim ederken veya işte müşterilerimizle konuşurken clockwise, counterclockwise olarak aslında iki tip pervane olduğundan bahsetmiştik. Ama T40 teknolojisinde artık 4 farklı tip pervane bulunmaktadır. Evet. Bu da üst motorun pervaneleri ayrı ve alt motorun pervaneleri ayrı olarak önümüze geliyor. Sistem üzerine baktığımızda R5413UCV olarak bahsedilen bir pervane üst tarafta bulunuyor. Burada R5413 zaten kendisinin bir seri numarası diyebiliriz veya işte bir parça numarası olarak bahsedebiliriz. Farklı hatvelerden, farklı boyutlardan bahsediyor bize pervanenin üzerindeki yazan yazı. U olarak bahsettiğimiz upward olarak geçer ve üstteki pervane olduğunu bize söyler. CV de zaten saat yönünde dönüş veya işte CCV dediğimizde counter clockwise olarak geçip saat yönünün tersinde dönüşü bize göstermektedir. Tabii bizim pervanemizde veya işte drone'umuzda herhangi bir kaza kırımı olduğu zaman Muhammed sen de doğrularsın. Bizim çiftçilerimizin veya işte kullanıcılarımızın hangi tip pervane olduğunu bize söylemesi lazım ki biz hızlı bir şekilde kendilerine destek olabilelim. Evet. Şimdi drone'umuzun ön tarafı kameraya bakacak şekilde çevirelim. Drone'umuzu açmak istediğimiz zaman biz üst motor ve alt motor olarak aslında ikiye ayırırız sistemi. Açılıp ve kapanırken farklı kurgular var çünkü. Mesela yanlış bir durum olan alttaki motoru ben açtığım zaman üstteki motor açılamaz hale geliyor. Çünkü neden? Spreyleme sistemi burada. O yüzden biz sistemimizi önce üst taraftaki bulunan motoru ardından da alt taraftaki bulunan motoru açarak kurabiliyoruz. Tabi burada önemli olan bir şey var. Biz kolları açtık fakat sistem şu an güvenli uçuş gerçekleştiremez. Evet, sistem içerisinde bir sensör var. Bu sensörler de bize veri veriyor ama sensörlere kesinlikle güvenmemek gerekiyor. Bizim drone'umuzu uçuracak olan pilot arkadaşımızın kesinlikle ve kesinlikle her uçuşundan önce burada bulunan klipslerin kontrolünü sağlayıp kapalı olduğuna emin olması gerekiyor. Muhammed de o tarafı zaten. Sahada yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi de kol kitleme aparatlarımızın sıkılmaması veya gevşek bırakılması olarak karşımıza çıkıyor. Çok fazla kaza kırım meydana geliyor bunun neticesinde. Çiftçilerimizden, müşterilerimizden ise buna daha dikkat ve önem vermelerini rica ediyoruz buradan. Kesinlikle katılıyorum. Yani kaza kırım sebebi olabiliyorlar. Evet, biraz daha inceleyelim. İkili motor tasarımından bahsettik. Beraberinde bizim DJI Agras T10, T30 serilerinde önde ve arkada sabit kameralarımız geliyordu. T40'ın üzerinde bulunan teknolojiyle birlikte aslında ön tarafta bulunan oynayabilen, gimbal açısı alabilen bir kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Tabi bu neyi sağlıyor? Aslında drone'umuz demin de bahsettiğimiz gibi haritalama yapabildiği için işte 50-60 metre yüksekliğe veya işte belirlemiş olduğumuz bir yüksekliğe çıkarak kamerasını aşağıya doğru baktırtıyor.
Ardından çekmiş olduğu görüntüleri kendi kumandası aracılığıyla işleyip bir harita meydana getiriyor. Bu kamera bunu sağlıyor. Veya biz bir operasyon gerçekleştirirken drone eğimli olduğu zaman veya işte farklı açılarda olduğu zaman da önümüzü veya aşağıyı görmek istiyorsak aşağıyı görebilmemizi bize sağlıyor. Kamera sisteminin yanında aydınlatmayı sağlayan ledlerimiz bulunmaktadır. Bu ledlerimiz 4 tane olmak üzere ciddi manada aslında gece uçuşlarımızda, izne istinaden tabii, gece uçuşlarımızda bize operasyon kolaylığı sağlamaktadır. Beraberinde aktif olarak engelden kaçınmaya yardımcı, beraberinde yüzey takibine yardımcı olan ikili kamera sistemimizde tekrardan bulunmaktadır. Tabii bu kamera sisteminden almış olduğumuz verileri biz göremiyoruz. Sistem kendi otopilot sisteminde inceliyor. Ona istinaden de aslında engelden kaçınmayı ve yüzey takibini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Üst tarafta bulunan radar teknolojimiz, DJI T30 veya T10'da gördüğümüz aslında aşağıda bir radar teknolojisini kullanıyordu DJI. Artık T40 ile birlikte üst tarafa çıkartmış olmaktadır. Bununla birlikte de aslında engellerin daha rahat bir şekilde algılanmasını, kör noktaya mal vermemesini sağlayabilmektedir. Sistemin ön tarafında bulunan radarın haricinde arka taraftaki bulunan radarla birlikte aslında engelleri veya işte arka taraftaki bulunan engelleri, yüzey takibi gibi işlemleri arkadaki radarımız gerçekleştiriyor. Bu da sistemi aslında 360 dereceli olarak bir engelden kaçınmaya sevk etmiş oluyor diyebiliriz. Sistemimiz içerisinde bir depomuz bulunmaktadır. Deponun yine içerisini açtığımız zaman önceki dronlarda da olduğu gibi bir süzgecimiz bulunmaktadır. Bu süzgeç bizim içerisine koyduğumuz ilaçlarda veya işte suda bir partikül varsa, işte bir ot vesaire varsa bunları ilk aşamada süzmüş oluyor. Haricinde bizim önceki teknolojilerde, yani T30 teknolojisinde gördüğümüz bir şamandıra vardı. Ve bu şamandıra bize zaman zaman problem çıkartabiliyordu. Neden? Çünkü bizim çiftçilerimiz farklı tipteki ilaçları karıştırarak kullanıyorlar. Kimyasalı kullanıyorlar. Ne oluyor? Zamanla pıhtı yapabiliyor ve o şamandıranın aslında düzgün hareket etmesine engel oluyor diyebiliriz. Evet, karıştırdığımız kimyasallar da asidik özelliğinde olduğu için şamandıramız önceki T30'larımızda bildiğiniz gibi metal yapıdaydı. Evet. Metal yapının aşındığını görüyorduk. Bunun gibi sık sık problemlerle karşılaşıyorduk. Bu problemlerin de önüne geçebilmek için DJI aslında artık şamandıra mevzusun değil, şamandıra teknolojisinin değil de 3 adet bulunan deponun alt tarafında, depoyu destekleyen 3 adet bulunan aslında ağırlık sensörü kullanmış. Ağırlık sensörünün almış olduğu veriye bağlı olarak deponun içerisinde ne kadar ilaç kaldığını veya kumandada operasyon gerçekleştirirken deponun ne zaman biteceğini, tahmini olarak ne zaman biteceğini göstermesini buradaki bulunan sensörlerimiz, ağırlık sensörlerimiz sağlıyor. Haricinde bizim sistemimizin yine T30, T10, işte diğer T16, T20 teknolojilerinde olduğu gibi bataryamızın koyulabildiği bir yuvada mevcuttur. Kesinlikle ve kesinlikle bizim tavsiyemiz, operasyonları gerçekleştirmeden önce, bataryayı yerleştirmeden önce burada bataryanın bulunan pinlerinde herhangi bir eğiklik veya beraberinde herhangi bir korozyon olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor veya ıslaklığın olmaması gerekiyor. Çünkü bu gibi durumlar olduğu zaman orada bataryadan geçen akım arc yaratabilir ve aslında sizlere büyük bir sıkıntı çıkartabilir. Bir yanma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu bahsettiğiniz oksitlenme durumlarında bataryalarımızda da sık sık ısınma sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Müşterilerimize bu kısmı detaylıca temizlemelerini ve bakımlarını iyi yapmalarını öneriyoruz biz de her zaman. Tabii sistemimizin bir de artık yeni bir nozul teknolojisi var. Ondan da bahsedelim. Eskiden sistemimizde T30 serilerinde bizim pompalarımız ön panel içerisindeydi. Orada bir alan kaplıyordu. İşte elektronik sisteme belki işte zarar verme gibi durumlar söz konusu olabiliyordu. Artık pompa teknolojisi yeni bir pompa teknolojisi olduğu için oradan da küçük bahsetmek istiyorum aslında. Eskiden bizim çiftçilerimiz operasyon gerçekleştirirken pompaların içerisinde bulunan işte o diyaframlar veya işte kauçuk malzemeler zarar görebiliyordu. Yeni pompa teknolojisiyle birlikte ilacın geçtiği kısımla elektrik motorunun bulunduğu kısım arasında bir perde geçirildi ve o perde arasındaki tahrik de manyetik alanlar oluşturularak sağlandı. Şu an elektronik sistemle pompanın üzerinden ilaç geçen sistem kesinlikle ayrılmış bir şekilde T40 ile birlikte geliyor. Bunu da eklemek isterim. Daha önceki dronlarda yaşadığımız sıkça sorunlardan, problemlerden birisi de pompamız iç elektronik aksamın içinde olduğu için, daha aynı Fatih Bey de söyledi. Dronlar
da bazı problemler yaşayabiliyorduk. Müşterilerimiz kullanırken zorluklar yaşıyordu, tıkanma durumlarında vesaire. Artık pompalarımız daha da ulaşılabilir bir yerde. Burada tabii kullanıcıların da aslında pompaya hızlı bir şekilde müdahale etmesi de sağlanmış oldu. Evet. O da bizim teknik servisimizin oluşturacağı videolarla birlikte zaten sizlerle paylaşılacak. Beraberinde artık pompanın oluşturmuş olduğu basınçla birlikte bizim sıvımız nozullara kadar gidiyor. Tabii nozul teknolojisi artık biraz daha farklı. Hep bahsettiğimiz gibi farklı. Nozullardan akan taneler artık bir yelpaze nozul dediğimiz veya işte konik nozul dediğimiz sistemden değil de santrifüj nozul dediğimiz sistem üzerinden geçiyor. Santrifüj nozul teknolojisiyle birlikte bizim çiftçilerimiz operasyon gerçekleştirirken daha hacimli, daha büyük, daha ağır tanecikler atmak istedikleri zaman aşağıda bulunan santrifüj motorunun devrini daha düşük halde tutabiliyorlar ve bununla birlikte de sistem daha büyük tanecikler atabiliyor. Eğer bizim işte buharlama veya işte sisleme daha ince tanecikler dediğimiz yöntemi yapmak istiyorsak da sistem içerisinde bulunan ayarlardan artık alttaki santrifüj nozul motorunun devir sayısını artırıyoruz ve daha incecik tanecikler sistem atabiliyor hale geliyor. Tabi bununla birlikte bakılması gereken şeyler var. Atıyorum işte katı gübreler, atıyorum sıvıyla karıştırılabilen gübreler vesaire, bunlar diğer dronlarda problem çıkartabiliyordu. Benim öngörüm T40 teknolojisiyle birlikte bu nesneleri de, bu ilaçları da veya işte bu gübreleri de sistemler atabiliyor hale geldi. Muhammed, istersen bataryayı bir koyalım üzerine, bataryayı da tanıtalım. Şimdi bataryanın üzerinde, şöyle gösterelim, batarya üzerinde delikler var. Soğutma kanallarımız. Evet, soğutma kanallarımız alüminyum bir sistemdir. Ve sistem üzerinde çıkan demin de gösterdiğimiz hava soğutmalı case'imiz içerisine yerleştirdiğimiz zaman bu kanallar arasından hava geçiyor. O hava geçmesiyle birlikte de aslında batarya şarj olurken hızlı bir şekilde soğutuluyor. Bu yüzden de beklemeden hızlı bir şekilde şarj döngüsü T40 ile birlikte sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Şunu da söyleyebiliriz. DJI müşterilerden aldığı geri dönüşleri güzel değerlendiriyor. Kesinlikle. Daha önce neler yaşıyorduk bataryalarda? Bataryalarımızın ısınma sorunları oluyordu. Ve ısınmalar neticesinde dronlar acil iniş yapıp tarlada kırma uğrayabiliyordu. Evet. Bu şekilde DJI önlemini alarak bunun önüne geçmiş oldu. Kesinlikle katılıyorum. Muhammedciğim, önce dediğimiz gibi burayı bir kontrolünü sağlıyoruz. Herhangi bir korozyon var mı? Tabii sıfır drone olmayacaktır da herhangi bir sıvı var mı? Bunlara bakıyoruz. Ardından herhangi bir problem olmadığını hissettiğimizde, gördüğümüzde bataryayı üzerine yerleştirebiliyoruz. Çıt sesini duymalıyız. Kesinlikle bataryayı taktıktan sonra üzerine baskı uyguluyoruz. Çıt sesi geliyor ki batarya tam anlamıyla yerine oturmuş oluyor. Burada bizim son kullanıcılarımıza söyleyeceğimiz şu var. DJI'nin zaten standart bir açma kapatma yöntemi var. Bir açma düğmesine bir bas, ikinciyi basılı tut şeklinde yaptığımız zaman sistem açılır. Yine bir bas, ikinciyi basılı tut şeklinde yaptığımız zaman sistem kapanır olarak söyleyebiliriz. Muhammed, ekleyeceğin bir şeyler var mı? T40 gayet güzel bir makine olarak gelmiş önümüze. Ben spreyleme sistemini çok beğendim. Daha önceki dronlarda bildiğiniz gibi spreyleme sistemi tek çeşitli. Debisini arttırıp veya yükseltebiliyorduk. Bunda tanecik boyutlarını da değiştirebiliyoruz. Kesinlikle. Çok mükemmel bir özellik olmuş. Çiftçilerimize yararını dokunacağına inanıyorum. Bitkiden bitkiye özellikle ilaçlamada çok verimli olacağına inanıyoruz bu cihazın. Biz DJI Agras T40'ı çok beğendik. Drone Market farkıyla satın almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Muhammed, senin söyleyeceğin bir şeyler var mı? Bahsettiği gibi DJI T40 çok güzel bir cihaz. Çiftçilerimizin gökyüzündeki gözü diyebiliriz. Kesinlikle. Kamera, radar sistemleriyle birlikte özellikle sprey sistemini daha yeni anlattığımız gibi çok beğendik. Drone Market farkıyla hızlı, profesyonel ve tecrübeli teknik servis hizmetini almak istiyorsanız yine Drone Market Sakarya ve İzmir şubelerine sizleri bekleriz. Teşekkür ederiz. İyi günler, İyi günler dileriz.